Sen nasıl çıkacaksın bu işin içinden? Yani madem ortada bir yanlış anlaşılma var, nasıl düzelteceğiz bunu? Düzeltmeyeceğiz. Ben düzelteceğim. Ya ama yardım etmek istiyorum. Güvenmiyor musun bana? İş hayatımla özel hayatımı karıştırmıyorum. Şu prensiplerinden vazgeçmezsen özel hayatımız görüş günleriyle sınırlı olacak ama. Ne şimdi bu? Şaka mı? Ya sen de amma kaprislisin. Yardım edeyim diyorum, istemiyorsun. Şaka yapıyorum, kızıyorsun. Ne istiyorsun? Sen benim ne istediğimi biliyorsun. Ya hiç şansın yok mu? İyi, ver bari elini tutayım. İyi, o olur. Ama böyle el ele tutuşurken rahat uyuyabilecek misin? Yani sen böyle prensipleri koydun. Zaten bunu bu gece uyku yok. Ne yapayım, oturur seni izlerim. Ya sen bana bakarken uyuyamam ki ama. Keşke gaz hızına Lale'nin uyku ilaçlarından koysaydım. Aa, ne gülüyorsun? Güzelim, sen o konsepti tamamen yanlış anlamışsın. O başka bir yamaç için. Ya, ya çok pisliksin. Sen Jülde değilsin. Gönülsün sen. O adam da Ahmet falan değil, Tekin. Evli değilsiniz siz. Nişanlıydınız. O adam sana zarar verdi ve ayrıldınız. Zaten sen ondan kaçarken tanıştık biz de. Aşık olduk gönül. Bütün o karmaşanın içinde huzur bulduk birbirimizle. Her şey çok güzel olacaktı. Gidecektik, buralardan kurtulacaktık. Ama kaza yaptık. Ben 3 ay komada kaldım. Sen de hafızanı kaybetmişsin. Ben uyandığımda kimse senin nerede olduğunu bilmiyordu. Ama buldum ben seni. Hadi sen de hatırla artık, ne olur. Hayır, doğru değil bu söylediklerin. Hayır, doğru değil. Bir kere Gönül Ahmet'in eski sevgilisi. Ölen sevgilisi o. Hayır. Gönül kim? Ne? Gönül kim? Tüm gece gönül dedin. Bana sarılırken gönül diye sayıkladın. Ben niye böyle bir şey dedim ki acaba? Yani çok eskilerden biri. Eski sevgilim. Hala görüşüyor musunuz? Hayır. O... Önce... Gönül, iyi misin? Hayır, olamaz. Doğru olamaz. Hayır. Biliyorum. Biliyorum, zor. Anlamak zor. Ama biraz mantıklı düşünürsen gerçeğin bu olduğunu sen de göreceksin. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum sana. Sen Jülide... Şimdi değilsin sen. Gönülsün sen.
Benim sevgilimsin sen. Hadi ne olur hatırla. Peki ya bu saatin arkasındaki tarihin açıklaması? Onu yapmadın hala. Seninle 3 senedir evliymişiz. Öyle söylemiştim. Değil mi? Gönül de benden önceki sevgilinse. Bu saatin arkasında neden acaba geçen senenin tarihi yazıyor? Söyler misin bana? Ahmet bana doğru söylüyor. Bizim bir çocuğumuz olacak. Başka birinin hikayesi bu. Uyduruyorsun. Deli saçması şeyler bunlar. Niye yapıyorsun bana bunu? Gönül değilim ben. Jülideyim. Biliyorum zor. Zor biliyorum, çok zor. Ama ben sana hatırlatacağım hepsini. Hepsini hatırlatacağım ben sana. Bildiğin yerlere götüreceğim seni. Tanıdığın herkesle buluşturacağım. Merak etme. Sen yalnız değilsin. Arkadaşlarım var. Seni çok seven, bekleyen insanlar var. Ben varım. Korkma, ne olur. Gönül. Gönül. Git. Git yanımdan. Git, duymak istemiyorum söylediklerini. Git buradan. Git, duymak istemiyorum. Sen Jülide değilsin. Gönülsün sen. O adam da Ahmet falan değil. Evli değilsin siz. Zaten sen ondan kaçarken tanıştın bizi. Çünkü ben senin yüzünden. O adama gitme sebebin de. Sakin ol. Sakin ol. Kabus gördüm. Bugün çok daha iyi görünüyorsun. Boşuna uğraşma, o bağ çözemez. Yani kendine zarar verirsin sadece. Buradan kurtulmanın tek bir yolu var. O da bana Yusuf'un nerede olduğunu söylemek. Hı? Yapalım. Nerede olduklarını bilmiyorum lan yakini. Yusuf'la Gönül'ün nerede olduğunu biliyorsun. Söyle. Bilmiyorum. Yardım edin! Yardım edin! Manyak mısın sen? Burada sana yardım edebilecek tek kişi var. O da maalesef benim. O yüzden söyle yerlerini, herkes yoluna gitsin. Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyorum. Biliyorsun. Ne yapacaksın? Bu geri zekalı mısın sen? Yapışmışlar birbirlerine işte sinek gibi. Yine ona dönecek.
Bu sefer çok farklı bir şey düşünüyorum. Yani çok başka bir stratejim var. Aslında ama sana söylemem. Sır. Eğer Yusuf'a bir şey yaparsan, onun kılına dokunursan ben öldürürüm seni. Ben öldürürüm! Yusuf nerede? Bilmiyorum. Hadi söyle bana. Hadi yerini söyle bana. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun sen be? Mahir gelin. Klavikula. Yani köprücük kemiği. Çok kolay kırılır ama çok can yıkar. Çok pis acıtır. Her nefes aldığında canımız çok yanar. O yüzden son kez soruyorum. Yusuf nerede? Olabilir mi gerçekten? Konuşması, bakışları, şefkatli biri, merhametli. Peki ya Ahmet? Bu kadar büyük bir yalan söylemiş olabilir mi? Beni el üstünde tutan, üzerime titreyen Ahmet. Bana aşık kocam. Kocam değil mi yani? Sen kimsin? Hilmi ben. Sen kimsin? Ömer. Ömer. Nereye böyle? Sırtında çanta, elinde kayıntı. Kaçıyorum. Sen? Ben de kaçıyordum. Niye kaçıyorsun? Mazhar amca beni istemedi. Ha. Bakma ona. Mazhar amcam beni görse beni de istemez. Nereye gidecektin? Kötü adamlara gelemeyeceği bilgiye. Anladım. O zaman bu eve bir şans daha versene. Hem kötü adamlar buraya gelemez. Hem bak çok güzel bir ev. Seni güzel okullara gönderirler. Büyüyünce kötü adamları yenecek birisi olursun. Kahraman gibi mi? Avukat gibi. Hem sana bir şey söyleyeyim. Ben senin yerinde olsam buradan hiçbir yere gitmem. Burada çok tatlı bir abla var. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Çabuk ikiniz de odanıza. Ömer sen bir sırrımız daha oldu. Hilmi'yi görmedin. Hilmi sen de çabuk odaya. Allah Allah ortalık yerde bağırttırmayın beni. Şimdi çalışanlar uyanacak. Tatlıdır o tatlı. Bakma sen. Sadece sabah insanı değil. Kesin gürültü. Çabuk. Selam yabancı. Selam. Beni içeri davet etmeyecek misin?
Müsait değilim. Birazdan çıkacağım. Ama istersen akşam seninle çok güzel bir yemek yiyebiliriz. İyi bir restoranda bir rezervasyon yaptım. Çok iyi olurdu ama maalesef uygun değilim. Sadece 2 dakikan alacağım. Bu çok yüksek değil mi? Kapatayım mı? Yok yok. Kalsın. Eğer rahatsızlık vermiyorsa kafamı dağıtıyorum işte. Tamam. Neden benden kaçıyorsun? Senden kaçmıyorum. Öyle mi hissettin? Telefonlarımı açmıyorsun. O gün konuştuklarımız bizi yakınlaştırır sanmıştım ama sen uzaklaştın. Yok. Yani onunla ilgili bir şey değil. Sadece biraz zaman tanımak istedim bizi. Tekin. Bak. Ne yapmış olursan anladım. Ne olursa olsun. Önemli değil. Ben seni yargılamıyorum. Birinin ölümüne mi sebep oldun? Ya da gerçekten mi öldürdün? Umurumda değil. Saçmalama Selma. Bak çok ciddiyim gerçekten. Hiç düşündün mü? Belki ben de o kadar masum değilim. Sadece biraz konuşacağız. Gönül. Yusuf Bey, uçak hazır. Bizi bekliyorlar. Hazırsanız çıkabiliriz. Babanız sizinle pistte buluşacak. Tamam, bekleyin geliyor. Gönül. Gönül, araba geldi, gitmemiz lazım. Gönül'ü gördün mü? Gördüm Yusuf Bey. Hasan peşine takıldı. Ne tarafa? Şu tarafa gittiler Yusuf Bey. Ver anahtarı, ver. Gittin sandım. Gidemedim. Yapma böyle ne olur. Habersiz gitme. Hadi gir içeri sen, geliyorum. Ne oldu? Yalnız çıktığını görünce peşine takıldım. Epey yürüyüp sonunda kendiliğinden geri döndü. Müdahale etmedim. Tamam, sağ ol.
Bir şey söylemeyecek misin? Bu konuları daha uygun bir zamanda konuşsak. Seninle aramızda olanlar, yani olabilecekler. Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil gibi geliyor. Oh. Bekle diyorsun yani. Olur, beklerim. O ses neydi? Pencere açıktı. Rüzgar çarpmış olmalı. Rüzgar yok ki. Selma, benim çıkmam gerekiyor. Müsaadenle. Zorlama diyorsun yani. Öyle olsun. Gönül'ü Jülde yaparken Tekin'in bir sebebi vardı. Ama sen neden bu işin içinde oldun? Merakımdan soruyorum. Yargılamıyorum. Enteresan bir kadınsın. Ne enteresanı be? Herkes beni uçurumun kıyısına kadar itmiş. Düşüp geberse de eğlensek diye bakıyor. Kimse hatırını sormaz. Kimse kalmaz. Kimse sarılıp uyumaz. Herkes geldiği gibi gider. Kimseye tutunamaz. Bütün ömrün düşmemek için çırpınmakta geçer. Bazen uçurumun kenarında olmak yapamayacağı şeyleri yapma gücü verir insana. Bırakalım süslü lafları artık. Madem ecel gibi geldin, oturdun karşıma, ne yapacaksan yap. Ben sana Tekin'in yerini söylemeyeceğim. Onun yerini biliyorum zaten. Öldün mü? Merak etme, iyi şu an. Benim merak ettiğim Gönül'ün nerede olduğu. Ha. Gönül ipini kopardı artık. Bir orada bir burada. Deli fişek gibi geziniyor. Düşün artık. Tekin bile bilmiyorsa yerini. Ama sen Jülde'nin en yakın arkadaşısın. Ortağısın. Bir şeyler anlatmıştır. Güvenmiştir sana. Bu hayatta bana sadece Tekin güvenir. Eğer Gönül'ün nerede olduğunu bilseydim önce ona söylerdim. Hazır Gönül gitmiş. Tekin sana kalmış. Niye söyleyesin? Ama bana söylemek işine gelir. Anlamıyorsun. Ben Tekin'in bütün sırlarını bilirim. Her köşesini, her karanlığını. O gelir her şeyi bana anlatır. Ne Gönül'e ne de bir başkasına. Sadece bana anlatır, bana güvenir o. Neden biliyor musun? Çünkü onu en iyi ben bilirim. Ben tanırım. Tekin gönülsüz olmaz. Her şeyi biliyorsun artık. Gönül'ü, Yusuf'u, kazayı, Ahmet'le Jülide'yi,
bütün sırlarımı. Tekin Altınel'in karanlık tarafına hoş geldin. Sen bütün bunları nasıl yapabildin? Bilmem. Önüme çıkan bütün problemleri tek tek çözdüm. Sonuçta buradayız işte. Bütün bunları bilen bir kişi vardı. Sen ikincisin. Sana bir şekilde güveniyorum. Sen birinin ölümüne sebep oldum derken bunu mu kastediyordun? Gönül yok ettim ben. Artık gönül yok. Jülide diye ruhsuz biri var sadece. Sevdiğin kadını öldürdün. Şimdi Jülide'ye baktığında başka birini görüyorsun artık. Ben onun gölgesine bile aşığım. Onsuz yaşayamam seninle. Yani seninle oyun oynamak istemedim aslında. Sadece çok yorgundum. Kafam karışıktı ve birine tutunmam gerekiyordu. Seni incittiysem özür dilerim. Hayatta geçmemen gereken sınırlar vardır. Zaten sen çoğunu geçmişsin. Ama şu yukarıdaki kız, onu bırak. Eğer bir şey biliyor olsaydı zaten söylerdi. Bırak onu. Ben kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. Seni anlayabiliyorum. Neden bilmiyorum ama anlayabiliyorum. Birini bu kadar çok sevmek korkunç bir şey olmalı. Gitmeyin. Gerekirse yıllarca saklarım seni buldum. Ben saklanmak için burada kalmadım ki. Son kez yanında olabilmek için. Ya o ne demek? Ne biçim konuşuyorsun? Sana döneceğim. Hadi. Ona kadar say. Hadi. Beş.
yoksun işte. İyi misin? Biraz hava alayım. Midem çok kötü. Tamam. Efendim baba. Ben çıktık. Havaalanında mısın sen? Tamam. Ne oldu Şermin'in gönderdiği adam? Ya o kadar adam var. Nasıl bulamazsınız hala? Tamam. Neyse önemli değil. Biz nasıl olsa ayrılıyoruz. Daha iyi misin? Gitmemiz lazım artık. Ben seninle gelemem. Ne demek gelemem? Peşinde seni öldürmek isteyen bir adam var. Farkında mısın sen? Sadece benim peşimde değil ki. Sen şaka mı yapıyorsun? Tekin için mi kalacaksın burada? Ya o adam bizim hayatımızı çaldı. O adam senin hayatını kararttı. Ya tamam. Tekin bunları yapmış olabilir. Ha? Hatta Tekin dünyanın en kötü insanı olabilir. Ama Ahmet... Ben aylardır orada Ahmet'le yaşıyorum. Ahmet iyi biriydi. Beni incitecek bir şey yapmadı ki. Hatta aksine anlayışlıydı, sevecendi. Ya sen kafayı mı yedin? Ahmet diye biri yok. Ahmet sahte. Tekin, Ahmet, onlar aynı kişi. Ahmet diye biri yok. Ahmet sahte. Kimse eskiden olduğu kişi değildir Yusuf. Senin tanıdığın gönül ne yapardı bilmiyorum ama... ben jüride olarak burada çocuğumun babasını peşinde bir katille bırakıp gitmeyeceğim. O çocuğun babası o değil. O çocuğun babası benim. Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun. Öyle bir şey olamaz. Sen bana hislerine güven demiştin. İşte ben hislerime güveniyorum ve buradan gitmiyorum. Seni zorla da götürmem gerekse de bugün İstanbul'dan ayrılıyoruz biz. Ah. Ne oluyor, iyi misin? Benim tuvalete gitmem lazım, çıkaracağım galiba. Tamam, tamam, hadi. Benzinlikteyim. Birazdan havaalanına gideceğiz. Peşimizde birileri varmış. Lütfen dikkat et. Geliyorum sevgilim. En kısa sürede oradayım. O kadar çok yalan var ki doğruyu yanlışı bulamıyorum artık. Gönül müyüm ben yoksa jüride mi? Yerim Ahmet'in yanı mı yoksa Yusuf'la mı kalmalıyım? Belki de hepsinden her şeyden uzağa gitmeliyim. Tek başıma. Tabii Ahmet'e Gönül'ü ve Tekin'i sorduktan sonra.
Yer tespiti için daha ne kadar beklemem lazım? Çok acil, elinden geleni yap. Merhaba. Telefonu kullanabilir miyim? Buyurun. Efendim? Hala bana yardım etmek istiyor musun? Sonunda gizli görevi beni de almaya karar verdin öyle mi? Yok yok, o kadar heyecan verici bir şey değil. Sadece ofisimden bir dosyayı alıp savcılığa götürmeni istiyorum. Ne varmış o dosyanın içinde? Hayatımı kurtaracak bir şey. Yalnız tam olarak nerede olduğunu bana mesaj at. Tamam. Teşekkür ederim. Sayın savcı. Alel ve ölenleri aynı restoranda yiyorsunuz. Aramıyorsun Yavuzcan. Gelip benim masama oturmana kalacağım. Üstelik suçunuzu kanıtlayacak deliller var. Suçumuzun olmadığını ispatlayacak delillerimiz de var. Alper'in ölümünün ardında çok büyük bir kumpas var savcım. Bunları planlayanların işlediği diğer suçları da kanıtlayacağım size. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Döndüğümde polisler gelecek. Ve ifadeni de karakolda alacaklar. Neredeymiş? Anladım, tamam. Bakıyorum. Buldum. Tamam, aldım. Dosya Hilmi'yi kurtaracak, hapse girmeyecek. Bizimle buluşacağız. Belki evine taşınırım yeniden. Ben okula giderim, o işine gider. Sonra? Sonra tekrar abimin peşine düşer. Hilmi'nin işi o işte. Gönlüne mirasını geçirip abimi hapse göndermek.
Oh. Ulan ne olur abimle ilgili bir şey olmasın. Kendini kurtarmak için abimi hapse göndereceğim. Bir de bunu bana yaptırıyor. Ben nasıl veririm bunu savcıya? Seni çok seviyorum abi. Ben de seni seviyorum. Alper'in ölümünde suçum olmadığını ispatlayamazsam müebbet yerim. Bir gün aşık olduğunda... ama deli gibi... canını vereceğine aşık olduğunda beni anlayacaksın. Bunu savcıya verirsem abim hapse girecek. Vermezsem sevdiğim adam. Allah'ım ne yapacağım ben? Geç kalıyoruz değil mi? Uçuş saat önceden alınmıştı. Biraz zor ama şimdi çıksak yetişebiliriz. Tamam, sen babamı ara, uçuş saatini ertelesin. Olmadı başka bir saat alsın. Tamam Mustafa. Tamam. Toparlayacağım, çıkacağım şimdi. Tamam tamam, acele etme. Uçağı bekletiyorlar. Bir şey ihtiyacın olursa buradayım ben. Tamam, teşekkürler.